Bugünkü programımız Marksizmin tabiri. Akademiye konferanslarından bir tanesi olacak inşallah. Kısaca ne yapacağımızdan bahsedelim bugün. Öncelikle Marksizmi neden işte eleştirmiyoruz ya da kritiğini yapmıyoruz ama tabir ediyoruz? İlk önce bunu açıklamaya çalışacağız. Ondan sonra Marksizmin temel kavramları var, fikirleri var. Bunların üzerinde biraz duracağız. Bu şekilde tamamlamaya çalışacağız. Şimdi tabir meselesi, neden tabir? Biliyorsunuz bizim medeniyetimizde tabir derken biz rüya tabiri, rüya yorumlaması olarak anlıyoruz bunu. Ben de o şekilde ele alacağım. Burada sembol olarak da şeyi kullandım. Kur'an'da bir kavram vardır. Edgâsu ahlem diye. Bu karışık düşler, karma karışık düşler anlamına gelir. Bu Mısır kralı rüya gördüğünde Yusuf Aleyhisselam'a ilk önce oradaki yanındakilere soruyor. Bunun anlamı nedir diye bu rüyanın. Onlar da bu karmaşık düşler, biz yorumlayamayız bunu diyorlar. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı yorumluyor ve bir şekilde işte 7 yıl bolluk sonrası kıtlık dönemini aşa yaparak bu rüyayı bu şekilde doğru yorumlamış oluyor. Aynı zamanda burada iki kelime var. Edgâs ve ahlem. Şimdi Edgâs kelimesinin aynı kökten mesela başka bir ayette kullanıldığını, yani aynı kökten başka bir ayette başka bir kelime kullanılıyor. Burada da mesela Eyüp Aleyhisselam'ın karısına hani bir yemin ediyordu. Ona hani cezasını, yani yeminini, sözünü tutması için bir demet sap al ve vur diyor. Mesela buradaki bir demetin de anlamı aynı kökten geliyor. Demet yani ne? Birçok sap var, farklı yerlerden koparılmış, kökleri belki farklı yerlere ait. Hepsi bir araya getirilmiş manasında. Ve ahlem kelimesi de yine başka bir ayet, yani edgâstu ahlem, Peygamber Efendimizin sözlerine karşılık, öğretisine karşılık, vahye karşılık müşrikler bunlar kapkara karmaşık düşler diyor. Burada rüya anlamında değil de yani senin öğretinin bir demet oradan buradan aldığın, ki bunun iftiralarından bir tanesiydi. Yani eskilerin hikayesi meselesi. Yani sen bunu işte Yahudilerden aldın biraz Hristiyanlardan aldın, şuradan buradan bize sunuyorsun manasında. Marksizm derken de işte bu yüzden bunu kullanacağız. Marksizm dediğimiz tek başına Marx'ın oluşturduğu bir öğreti değil. Öncelikle bunu belirtmemiz lazım. Marx, Engels, Lenin, özellikle bu üçlünün ana damarını oluşturduğu bir öğreti. Ama yani Marx'ın öğretisiyle Lenin'in kattıkları arasında farklar var. Hatta çelişkiler var bir anlamda. O yüzden Marksizm olarak genel anlamıyla, hatta bunu bazıları alırlar. İşte bilimsel Marksizm, avam Marksizm vesaire tarzında işte gibi. Bu anlamda biz bu şeyi, Marksizmi kökleri farklı yerlerden toplanmış bir demet olarak ele alıp bir rüya gibi tabir etmeye çalışacağız. Yani bunu söylemekte olur mu, ama bir ayet olarak görüp, çünkü aslında baktığımızda her şey yerde ve gökte ne varsa Allah'ın bir ayetidir. Okunması gerekir. Yani bir mesajıdır. Bu anlamda Marksizm'de den biz ne çıkartabiliriz? Yani bir ayettir sonuçta. Bunda mesaj ne? Bize bir mesaj veriliyor. İnsanlığa bir mesaj veriliyor Marksizm üzerinden. Bu mesaj nedir acaba? Çünkü Allah'ın ayetlerinin amacı nedir? Bize doğru yolu göstermektir. Demek ki Marksizm de içinde bize doğru yolu gösteren, bize hidayete doğru erdirecek olan işaretler bulunmakta. Bunları nasıl çıkartabiliriz? Tabir derken bunu. Yoksa başka bir şey değil. Yani Marksizm sayesinde nasıl yolumuzu bulabiliriz tarzında bir şey olacak, ama aynen böyle. Çünkü rüyalar da bir anlamda insanın nefsiyle karşılaşmasıdır. Rüyalar, hatta psikologlar bunu kullanır, Jung'un falan böyle denemeleri vardır. Yani kendi nefsinin bir şeyidir, gösterir. Mesela rüyada diyelim şehvet unsuru bir şeyle karşılaştın ve sen ona gittin. Senin gerçekten de nefsinde böyle bir sıkıntının olduğuna da bir işarettir mesela. O anlamda da rüyaların böyle kendi insanı, kendisini tanıması açısından şeyleri var.
Böyle bir giriş yaptıktan sonra yani niye tabiri kelimesini seçtik? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ama Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle aslında Marksizm evet bir anlamda zehirlidir, zehirlemiştir. Gerçekten birçok kişi bu yolda canlarını feda etmiştir ya da canlar almıştır ve hala da devam etmektedir. Mesela Marksizmin bu etkisi. Bugün işte PKK'nın bile arkasında oluştuğu şey Marksizm'den beslenmektedir. Hoş Abdullah Öcalan şimdi Bookchin'den de besleniyor, o ayrı mesele ama bu öğreti hala hayatımızı bir anlamda etkilemektedir. Ama öteki yandan mesela Ama Üstad şöyle der, bu ülke kitabında ya da Mağaradakiler kitabında Marksizm sayesinde bu toprakların insanı gerçek batıcılıkla tanışmıştır. Yani sahte batıcılıktan, taklitçi batıcılıktan gerçek batıcılığa geçebilmiştir Marksizm sayesinde. Yani bu bir faydadır. Gerçekten mesela Marx'a ve Marksizmin eserlerine baktığın, yani bu eserleri okuduğunuz zaman ciddi anlamda Batı felsefesinin içine giriyorsunuz. Yani başka bilmiyorum, Batı'da herhangi bir düşünürle bunu yapabilir misiniz bu kadar? Yani Marksizm'de, yani Marksizmin saç ayağı vardır, üçlü ayağı vardır denir. İşte bunu zannedersem Lenin'de vardı. İşte bir 19. yüzyılın en iyilerini toplamıştır kendi. İşte Fransız sosyalizmini bulursunuz. İngiliz ekonomi politiğini bulursunuz. Alman felsefesini bulursunuz. Bu üçlü ayak üzerine yükselir. Ve hangi birine girerseniz, mesela İngiliz ekonomi politiği sizi başka işte ekonomi politiğe götürür. Fransız sosyalizmi sizi Batı'nın teolojisine götürür. Çünkü Fransız sosyalizmin de temelinde Hristiyanlık düşüncesi vardır. Hatta Marksizm'in, komünist aydın, komünizm fikrinin bu manastır fikrinin yayılması olarak da gösterildi. Hani bunların manastırda rahiplerin falan her şeyden uzak bir hayatları var ya orada. Onun topluma yayılması falan olarak da düşündür ki sosyalizmin, Fransız sosyalizmin kurucusu da Saint Simon'dur yani. Aziz Simon olarak. Bu anlamda böyle bir yere götürebilir. Aynı zamanda da Alman felsefesi ya da idealizmi de sizi Batı felsefesiyle buluşturur. Yani Marksizm öyle bir kapı ki açtığınız zaman önünüzde ciddi anlamda Batı'yı görmüş olursunuz. Tabii burada çok dikkatli yürümek gerekiyor. Çok zor bir yol aslında, yani karmaşık bir yol. O yüzden Edgâhtu Ahlam, yani karmaşık düşleri seçtim. Gerçekten de burası birçok kökten geliyor. Mesela işte bir kökünü işte Hristiyan teolojisine dayandırdık, bir kökünü felsefeye, ekonomi, politik, ama bunlar da kökte işte Plato'ya gidiyor, Aristo'ya gidiyor. Ama mesela başka okuduğum bir yerde, mesela Yalçın Koç, birazdan gireceğim Yalçın Koç Hoca, Plato'da Hazreti Musa'nın kelamına dayanıyor yani. Yani böyle bir mesele. Bu kadar kökleri oralara buralara yayılıyor. Ama günün sonunda tabii ki bir demet olarak, kökünden koparılmış olarak ele alacağız Marksizmi. Gerçekten de kökünden koparılmıştır bu anlamda. Ama bu kökünden koparılması hiçbir hakikatinin olmadığı artık anlamına gelmez. En sonunda o da kökten koparıldığına göre bir kökten geliyor. Biz bu köklere ulaşmaya çalışacağız buradaki konuşmamız sırasında inşallah. Öncelikle yolculuğumuza şeyle devam edelim. Yalçın Koç Hoca'nın Anadolu Mayası isimli kitabıyla başlayalım. Öncelikle yani madem ki burada Batı felsefesine, yani batıcılık anlamında bir batıya giriş yapıyoruz. Batının genel bir portresini çizmemiz, yani genel bir çerçevesini de anlamamız gerekiyor ki Marx'ın da Marksizmin de olduğu yeri daha net anlayabilirim. Yoksa dediğim gibi sırf Marx'tan girip genel bir çerçeve çizmeden, genel bir bu nedir diye ortaya koymadan girdiğiniz anda dağılma şansınız çok yüksek. Şimdi Yalçın Koç Hoca, Anadolu Mayası kitabı gerçekten tavsiye ederim. Ana tezi şu. Bir yerde Anadolu Mayası var dediği şey, bir tarafta da kilise diyarı var. Kilise diyarı diye adlandırdığı şey var. Bu kilise diyarı diye adlandırdığı şey Batı. Batı ve bu işte ana kurumu kilise, dili de Grekçe ve Latince. Buradan beslenen bir diyardan bahsediyoruz ve
Bu diyarın ana özelliği şu, insanı henüz tanımlayamamış olması. Yani bu çok önemli. Yani neden çok önemli? Çünkü insanı tanımlayamazsanız, insan kimdir'e cevap veremediğiniz zaman ne siyaset, ne hukuk, ne ekonomi, ne toplum hiçbir şey oluşturamazsınız. Yani oluşturduğunuz hepsi sakat olacaktır. Ama Batı'nın en büyük problemini Yalçın Hoca'nın da söylediği şekilde insan tanımının henüz yapılamamış olması. Ve bugün hala Aristoteles'in insan tanımı neydi? İki ayaklı, tüysüz, rasyonel, düşünen ve idrak eden, ondan sonra algılayan canlı. Şimdi bu tanım, tabii bu kitabın detaylarına fazla girmeyeceğiz. Bu tanım yetersiz bir tanım. Çünkü insanı özüyle tanımlamayan bir tanım olduğunu söylüyor. Yani zaten Batı'daki basın mesela insan tanımlarına bakın. İsyan eden canlı, işte Marx'ta üreten canlı, hayvan ya da işte vesaire hayvan. Hep bir şeyleri ekleme yoluyla. Yani orada bir şey var. İşte bu cevher araz meselesi de var tabii. Bir şey ekleme yoluyla gidiyor. Ama öz dediğimiz şey bir anlamda şöyle tanımlayayım. Maya olarak tanımlıyor. Mayanın anlamı öz. Mayanın özelliği şudur. Süt vardır. Süte maya kattığınız zaman ne olur? Onu dönüştürür. Ne yapar? Yoğurda dönüştürür maya kattığınız zaman. Buradaki özün olayı dönüştürebilmesi. Dönüştürmesi ve bireydeki olan özün, her bir fertteki olan özün onun kimliği olması. Şimdi burada kimlik meselesine girince bu kimliği insan kendinde mi buluyor yoksa bu kimlik dışarıdan mı ona verilmiş oluyor? İşte Batı'nın en büyük problemi insanı tam tanımlayamayınca özünü, bu sefer kimlik hep dışarıdan veriliyor. Yani işte kilise onu işte bir kurum oluşuyor ve o kilisenin onayladığı sürece sen orada var olabiliyorsun. Yani senin kimliğin kilise üzerinden geliyor. Ki bu Yalçın Hoca bunu da söylüyor. Kilisenin yıkılmış olması bu bir kölelik tabii. Çünkü sen o anda özgür değilsin. Çünkü insanın özü en hür olduğu alan. Kendi özünde, kendi özünü bulduğu zaman hür olabiliyor, özgür olabiliyor. Ama dışarıdan birisi sana kimlik dayattığı zaman seni köleleştirmiş oluyor. Aslında şey diyor, burada çok ilginç bir şey. Fransız devrimi bir kölelik çeşidinin başka bir kölelik çeşidiyle devam ettirilmesi diyor. Yani Fransız devrimi insanı özgürleştirmedi diyor. Sadece köleliğin şeklini değiştirdi. Kölelik değişti. Farklı bir kölelik biçimi geldi Fransız ihtilalinden sonra, Fransız devriminden sonra. Farklı bir kölelik şekline geldi. İşte daha sonra ulus devletlerdi vesaire. Bu kölelik çeşidinin devam etmesi. Yani sana belli bir kimlik biçip sen bu kimliğe uyacaksın. Bu kimliğe uymadığın anda senin aforoz edilmen. Yani ve zorla dayatılması. Ama böyle bir şey var ki o kimlik insan özüne ait olmayınca insanlarda birlik de oluşmuyor. Yani birliği sağlayan şey o öz. Ve işte buradan topluma gitmemiz lazım. Yani bireyden topluma nasıl geçilir meselesi. Batı'daki en önemli şeylerden bir tanesi. Bireyden topluma geçme meselesi de ancak bireylerdeki özlerin, ki buna gönül diyor bu arada, yani yürek diyor ya da kalp diyebiliriz şeyde, yürek diyor. Batı'nın bunu keşfetmemiş olmasından dolayı habire insan akıl olarak, işte rasyonel, düşünen, halbuki bunların hepsinin özünde yürek var. Yani yürek bir anlamda ilmin indiği yer, mahalli. Yani ilmin indiği yer ve bu ilim de hafızadan iniyor diyor. Onlara daha sonra belki gireriz ama kısacası hafıza muhayyileyi ortaya çıkartıyor. Çünkü muhayyile edebilmeniz için, yani hayal edebilmeniz için, tasavvur edebilmeniz için hafızadan bir şeylerin gelmesi lazım. Olmayan bir şeyi hayal edemezsiniz. Mutlaka hafızadan kaynaklanacak. Hafızadan kaynaklanan şeylerle işte muhayyileyle tasavvur edersiniz. Tasavvur ettiğiniz şeylerle de akıl yürütebilirsiniz. Tasavvurlarınızla da akletmeye başlarsınız. O halde bütün mesele hafızaya gidiyor. Ha peki hafıza bizim içimizde mi? Ya da bizim mi? İşte orada hafızanın değişmez olduğundan yola çıkarak, hafızanın da bizim dışımızda olduğundan, bizim mutlaka o hafızayla, artık külli hafıza mı desek ya da işte o bizim levh-i mahfuz dediğimiz şeye belki girer belki bu. Oradan gelen bir ilmin bir mahalli olması lazım. İşte bu kalp, gönül ve insanı insan yapan şey. Her bir bireyin de bununla ilişkisi direkt olduğu için her bir birey birliği yakalıyor o ilişkiden sayesinde.
Ve bütün o ilişkiyi yakalamış bireylerin, yani bir olmuş bireylerin toplanmasıyla toplum oluşabiliyor. Aksi halde yığın oluşuyor. Çünkü bu insan özünde olan, kendi gönlünde, kalbinde olan bir şey. İşte gönül insanı ve o öz oradan gelin insanı dönüştürdüğü anda işte beşerden insana doğru, insana doğru bir yolculuk yapmış oluyor. Ve bir şekilde insan kendisini en özgür hissettiği, özgür olabildiği yer orası. Diğer türlü insan yığınlaşmış oluyor. Dışarıdan kimliği verildiği ya da işte insanı bir kılan şey dışarıdan verildiği zaman. Ya bu işte emek şeyi olabilir, üretim araçları olabilir, başka bir şey olabilir. İşte etnisite olabilir, ırkı olabilir. Bütün bu şeyler dış şeyler. Dış ve birliği sağlamıyor diyor insan içinde. Birazcık üzerinde durulması gereken şey. Burada 5 dakikada anlatılabilecek bir mesele değil ama şu önemli. Batı'nın henüz vicdanı keşfetmediği, yüreği, kalbi keşfetmediği meselesi. Burada düşünmemiz gereken, hatta vicdansız Batı derler bu anlamda. Mesela bunun en şey örneklerini şurada görüyoruz. İşte bu rasyonelitenin bize getirdiği şeyleri. Adam nükleer bomba atıyor bir yere. İşte yaşlı herkesi, işte kadın, erkek hepsini katlediyor ve sonunda şey diyor. Bu benim görevimdi diyor mesela. Yani baktığın zaman evet gerçekten göreviydi ama gidip burada kendi özünü bulamadığından dolayı bunu değer, bakın farkındaysanız kendi özünü mesleğinden dolayı dıştan gelen bir kimlikle kendini tanıttığı için direkt o kimliğe başvuruyor. Halbuki kendi öz hür iradesini ya da işte o gönlünü kullansa bu olayı değerlendirir. Aslında bu yanlış bir şey diyebilecek. İşte kilisenin zaten oyunu burada başladı diyor. Kilise bir şekilde burada çünkü özünü bulduğu zaman kiliseyi eleştirebilecek orada. Yani kilise, yani oradaki direkt bağlantıyı sağladığı anda kilise bir anlamda kelamın yerine geçiyor. Oradaki şey de kelamdır, sözdür. Yani maya kelamdır bu anlamda. Yani gönle düşen maya kelamdır, onu dönüştüren şey. Kilise kelamın yerine geçiyor orada. Yani kilise ne yapıyor? Kelamın yerine geçerek insanın gerçek kelamla irtibat kurabilmesinin önüne geçiyor. Yani kelamın tek yorumcusu olarak sözü katılaştırıyor ve bunun dışına çıkamazsın. Aslında aydınlanma bir anlamda neydi? Aslında bu sözün dışına çıkmaydı. İşte Kant'ın aydınlanma nedir, nedir adlı küçük kısa makalesini okuduğumuz zaman aydınlanma nedir dediğimizde ya itaat etmeye devam et diyor ama eleştir de aynı zamanda, eleştire de bil diyor. Yani bu aydınlanma bir bakıma. Ama tamam, Batı o kilisenin dediğimiz o tahakkümünden kurtulabiliyor ama bundan sonra ne geliyor? Sözün yerini kelam alabiliyor mu? İşte sıkıntı da buradan başlıyor. O sözün yerini, kilisenin kalıplaşmış sözünü bu sefer burjuvazinin ya da başka güçlerin sözleri almaya başlıyor. Bu sefer insan onlara uymak zorunda, onların dışına çıkamaya başlıyor. Kendini onların çerçevesinde görüyor. Aslında Marksizmin karşı çıktığı bir anlamda ya da söylediği şeylerden bir tanesi de bu zaten. Bugün öğretiler, mesela ekonomi, politik, burjuvazinin çıkarlarına göre insanlara verilmiş, onların çıkarlarını koruyacak bir öğreti. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor mesela. Tamam, güzel, orada dışına çıkma meselesi güzel ama neyle çıkacaksın dışına? Onun yerine ikame edeceği şey başka bir söz. Yani yine insanın o özünü kapalı tutuyor. Bu yüzden de sınıflara başvurmak zorunda kalıyor. Yani insanın özüyle bağlantısını kapalı tutuyor. Bu girişi bu yüzden yaptım. İnşallah şimdi Marx'ın bir anlamda aslında böyle pat diye mantar gibi bitmiyor. Marx'ın geldiği bir gelenek var. Yani burası işte kilisenin olduğu bir diyar. Burası Yunan felsefesinin vesairesinin olduğu bir diyar. Burası Musa Aleyhisselamların olduğu bir diyar. Burası Kabala'nın olduğu bir diyar. Yani bunların etkilerini bilmeden ve bunların etkilerini araştırmadan Marx'ı da anlamanın imkanı ve ihtimali yok. Yani bu sadece işte o dönemin işte işçi hareketlerinin arasında çıkmış bir hareket tek başına değil. Yani bunun dayandığı bir şeyler var. Ve bunun dayandığı şeyin içinde işte bu dediğimiz gibi Yunan felsefesinden sonraki doktorasına bakarsanız, Marx'ın doktorasını yaptığı zannedersin Epikür'le Demokritos'un doğa felsefelerini karşılaştırıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani kısacası Marx'ın geldiği şeyi anlamamız gerekiyor ki nerede olduğunu bilelim. Yoksa o da havada asılı kalacak. Aynı bu şeylerin Geist'i gibi. Birazdan Turan benden sonra da anlatacaktır ama buradaki temel sorun Geist'in konuşmaması. Birazdan gireceğiz. Konuşmayan bir Geist var. Zaten sıkıntı da buradan çıkıyor. Geist suskun, suskus bir Geist vardı. O da hiç konuşmuyor.
diyalektiğe girmiyor. Yani diyalektiğin konuşma anlamından yola çıkarsak, tartışma anlamından karşısındakini muhatap almayan, konuşmayan bir gayet var. Belki de sıkıntılardan bir tanesi de ana şeyi budur. Tabi bunlara yavaş yavaş girmeye çalışacağız. Şimdi Marksizmin temel kavramları vardır. Bu daha demin küçük bir açılım yapmaya çalıştım ama bunları inşallah biraz daha açmaya çalışacağım Marx'ta. Marx'ın temel kavramları madde nedir'den başlayabiliriz. Mirza Bayoğlu'nun Madde Nedir kitabı bu anlamda önemlidir. Yani en azından temel meseleleri, yani maddeciliğin ya da Marksizmin temel meselelerini, kavramlarını burada ele almış ve onları daha üst bir boyuta geçirmiştir, eleştirmiştir bir anlamda. Bu kitaptan faydalanacağınızı düşünüyorum bu anlamda. Madde Nedir? Tabii Marx'ın ana şeyleri Alman ideolojisinde bulabilirsiniz mesela. Alman ideolojisi kitabı bu felsefeyi takip etmek için iyi bir kitap. Hem de kısa bir kitap. Yine Politzer'in mesela işte felsefenin başlangıç ilkeleri. Bu kitapta meselenin ne olduğuna dair araştırabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir eser. Bakayım. Şimdilik bunlar. Tabii şey de Lenin'in kitabı, neyse bunlar şimdilik kalsın. Kısacası materyalizm, idealizm, madde nedir meselesi. Ondan sonra diyalektik meselesi. Bu diyalektik nedir? Ondan sonra daha sonra sınıf meselesi. Şu ana kadar ki tarih sınıf mücadelenin tarihidir meselesi var. İşte tarihsel materyalizm vesaire bu konular. Ve tabii mülkiyet meselesi yine dayandığı ve üretim meselesi. Yani bu şeylerde inşallah konuyu açmaya çalışacağız. Bu arada sorunuz var mı? Hatta Yalçın Hoca bugün Avrupa Parlamentosu'nu bile kilisenin bir devamı olarak sayıyor. Yani söylem farklı ama öz olarak bugün aynı şekilde devam ediyor. Yani bugün kilise halen var. Yani Cumhuriyet'in kuruluşu bir anlamda kilisenin bu ülkeye taşınması aslında. Evet, kilise adı altında değil. Roma buraya taşınmadı belki ama o yüzden bu girişi yaptım. Buraya taşınması ve mesele o yüzden kilisenin mi camiye, hoş kilisele camiyi karşılaştıramayız belki ama kimin kime yer göstereceği meselesine geliyor. Yani burada Diyanet'in kurulması da işte protokolde 56. mı bilmem ne sıraya verilmesi de aslında bunun sembolü. Yani şu anda biz size işte buyurun yeriniz burası demek. Yani bu kilise düşüncesi bugün de halen devam ediyor. O anlamda laiklik meselesini de bu şekilde düşünürsek aslında laiklik dediğimiz şeyin yani korunmaya çalışan laikliğin de aslında kilisenin korunması olduğunu da kilisenin bir şekilde korunmaya devam etmesini de olduğunu da görebiliriz aslında. Ama tabii bu tabii saklanmaya çalışılıyor bu gerçek. Geçen gün isim versem mi? Geçen bir programda neyse şey söyleyeyim. İsterseniz kesersiniz. Shirin Payson'ın bir programında CNN Türk'teydi galiba. Orada işte bir hoca laiklik meselesinde direkt Hristiyanlıktan başlayarak konuyu ele almaya çalıştı. Hristiyanlığı duyar duymaz Shirin Payson'ın tüyleri diken diken oldu ve konuyu hemen kapatmaya çalıştı. Herhalde bir yerine dokundu bu mesele. Doğru, gerçekten de o bile bize bir işaret olmalı. Gerçekten bu mesele buraya dayanmaktadır. Ve bugün gerçekten kilise bu topraklarda yaşamaktadır. Ki bunu da mesela en fazla çekenler mesela buradaki Kürt halkı aslında bu meseleden müzdarip olmuştur. Çünkü aynı mesele. Senin kimliğini yukarıdan birisinin dayatması, dışsal bir yerden dayatması ve sana kimlik giydirmeye. Ulus devletin meselesi budur. Hatta Hayali Cemaatler kitabını okursak belki bu konuda da faydalı olacaktır. Ama tabii bu toplum oluşturmuyor. Sadece yığınlaşmış bireylerden oluşan bir şey oluşturuyor diyebiliriz. Evet. Şimdi... Şimdi madde nedir'den başlayalım. Öncelikle şunu ifade edeyim. Başta da dediğim gibi Marx'la Marksizm biraz ayrı şeyler. O yüzden hani hatta şey derler, yani Marx materyalist değildi hatta derler.
öyle bir de yorum da vardır. Ne materyalisttir ne idealisttir derler. Ondan sonra hatta tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizm. Yani tamam diyalektik tamam ama materyalizmin kullanması birlikte Marx'ta olmamıştır. Bu daha sonradan ortaya çıkmıştır. Yani Marx belki işaretleri var olmuş olabilir ama direkt olarak bunu kavramsallaştırmamıştır bu şekilde. Ama diyalektik vardır. Bu ayrı bir mesele. Ama yine de biz madde nedir, materyalizm nedir kısaca bahsedelim. Sonuçta madde kelimesi maya, asıl ve cevher anlamlarında da kullanılır. Hatta eski Grekçe'de hayla ya da heyula bizim dilimize çekmiş. Hatta zihinde tasarlanan korkunç hayal anlamına da gelir. Haylo kelimesi orman, kereste, odun manaları taşır. Ya da Aristoteles'te mesela hay değişimi oluşturan maddesel nedendir bir anlamda. Hatta şey de var. İlk madde ve hatta kendisinden dört element zuhur eder bu maddenin. Bir de öyle bir şey vardır. Ateş, toprak, su vesaire. Böyle de bir mesele de vardır. Maddenin köken anlamı. Yani bir şeyin yapıldığı şey. Ana madde, ana unsur da olarak, asıl cevher olarak da kullanabiliriz maddenin en eski kökenlerine indiğimizde. Tabii ben bunları okurken hemen aklıma şey geldi. Bir hadisi şerif geldi. İlk yaratılanın peygamberin nuru olması. Daha sonra bu nurun dört parçaya ayrılması. Birinci parçasından kalemin, ikinci parçasından levhin, levh-i mahfuzun, üçüncüsünden arşın. Sonra dördüncü parçasından ayrıca dört parçaya bölünmesi vesaire. Yani tabii ki bunlar belki aynı şey değil ama yakın oldukları muhakkak. Bu bir rastlantı değil. Bir yakınlık var bunların aralarında. Bu bir işaret olarak sadece söylemiş olayım. Maddeciler bir şekilde şunu yaparlar. Yani materyalistler bugün biraz farklı anlamda kullanılıyor. Hani işte maddeye düşkünlük, işte kıyafete, ona buna şuna, paraya düşkünlük işte falan gibi düşünüyor ama felsefi materyalizm böyle bir şey değil tabii. Yani benim işte burada bir kitap var ve ben bu kitabı bir şekilde algılıyorum. Bu kitabın kitapla ilgili algılarım var ve bende bir düşünce oluşuyor, bir fikir oluşuyor bu kitapla ilgili. Bu kitap burada olmasından dolayı işte bu bir madde ve bende bunun fikri oluşuyor bir şekilde. Yani buna bağlama. Bu olmasaydı olmaz diye çıkıyor. Aslında şimdi burada iki tane ana unsur üzerinden şey yapıyor. Gören var, ben, bir de görülen var. Madde. Yani ben burada bir kitabı görüyorum, işte algılarım var, bu kitabı görüyorum ve görülen de kitap olmuş oluyor. Ama burada işte Batı'nın içine düştüğü hep materyalizm, idealizm, ondan sonra nominalizm tartışmaları, işte Descartes'in ikiciliği, işte ruh beden vesaire, farkındaysak kamusal özel alan, ondan sonra nesnel öznel, subjektif objektif. Yani Batı'nın farkındaysak sürekli bir ikilemler içinde olduğunu görüyoruz. Hep bir karşıt şeylerin içinde kaldığını görüyoruz. Bunu da onu söylemedim. Bunun da ana nedenlerinden bir tanesi o işte. Yani henüz bireyi, insanı tanımamış olmaları ve devamlı bir ikileme düşüyorlar o yüzden. Doğru tanımlayamadıklarından dolayı. Mesela Arvasi Hazretleri'nin yine Madde Nedir kitabında söylediği üzere, evet bir bilen var. Yani bir şey görmek için bir gören var, bir görünen var. Ama bir tane daha bir şey var. Işık var. İşte yani bizim de hatta şey denir. Nurun ışığın bir izi olduğunu söyler. Zannedersin İbn Arabi Hazretleri. Bunun ışığın bir nurun, yani ışığın nurun bir izi olduğunu söyler. Bu anlamda burada ışık unsuru olmadan görme de gerçekleşmez. Yani sen istediğin kadar burada bir madde olsun ondan sonra ya da sen ol, ışık olmadan bunu göremezsin. Mutlaka bunun bir ışığa ihtiyacı vardır. Teşekkürler. Burada ışığın bazı tanımlamaları var. Yani ışık nedir, nur nedir meselesi var. Mesela nur nedir? Nur var olanı gösterendir diyebiliriz. Nur haber verendir diyebiliriz. Nur yiyecektir diyebiliriz. Nur ya da ışık diyelim, hayattır diyebiliriz. Işık şekil verendir, şekli gösterendir diyebiliriz. Birçok tanımlama yapabiliriz. Aslında bu tanımlamaları yaparken de şöyle bir ipucu vereyim. Allah'ın 99 isminden bir tanesi de En-Nur'dur.
diğer isimleri de kullanarak, çünkü En-Nur olan aynı zamanda El-Hay olandır, El-Habir olandır. Bu ikisini bir arada kullandırarak, çünkü En-Nur olanla El-Habir olan farklı değildir, aynıdır. O yüzden bir tanesini tanıdığınız zaman En-Nur'u tanımak için diğer 98 isim size yardımcı olur. Yani mesela biz burada haber verendir derken ya da işte hayattır derken işte ışık hayattır diyoruz. Gerçekten de öyledir. Bugün mesela ışık unsuru olmasa, bitkilerin falan bütün yaşamın olması, güneş ışıkları olmasa mesela, yaşamın da olması neredeyse, yani yeryüzündeki her şey ölürdü. Birçok ışık işte bir bitkinin yapraklarında depolanıyor. Ondan sonra bu yiyecek olarak kullanılıyor falan filan, enerji olarak. Yani ışık bir anlamda yiyecek de olmuş oluyor falan. Yani böyle unsurlar var. İşte usul olarak Allah'ın isimleriyle bunları bir arada kullandığımız zaman ışığın da mahiyeti ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ışık unsuruna değinmeden, ışık unsuru değinmeden bugünün meselelerini halletmek mümkün değildir. Devamlı bugün mesela Batı'nın kuantum fiziğinde de aynı şekildedir. İkili yine şey vardır işte, madde enerji bilmem ne. Aslında Einstein orada güzel yakalıyor. Madde enerji var ama orada da ışık unsurunu ekliyor bir anlamda, ama o ışık bu ışık mı ve o ışıkla ilgili neler biliyorlar, o da bir muamma. Hatta Einstein'ın bir sözü vardı. Hayatım boyunca ışığın muammasını yani anlamaya çalıştım ama hiçbir şey anlamadım der. Allah'ın isimlerini bilmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer onları bilseydi ışığı da anlamış olurdu diye düşünüyorum. Neyse, bu konular başka konular ama şöyle söyleyeyim. Materyalizm ve idealizm meselesinin çözebilecek ana unsur ışık unsurudur. Yani nur meselesidir. Nur olmadığı sürece, ki İmam Gazali Hazretleri'nin bilginin edinilmesinde hayat boyu bir sıkıntı çekiyor. Yani böyle bazı buhranlar, hayat boyu değil de bazen bazı buhranlar yaşıyor. Bu buhranların sonucunda bilginin nasıl edileceği konusunda kalbime bir nur ile bildiğimi anladım diyor. Yani bilmenin kalbe atılan bir nur sayesinde olduğunu. İşte burada yine bakın, Lehv-i Mahfuz'dan gelen, ki Kur'an'ın da vahyin de kelamın da bir nur olması meselesi, oradan gelen şeyin kalbe inmesi mahalline, oradan da insanın görmesi meselesi. İşte oradan da o kalp genişliğiyle, yani gönül insanı olmakla da bütün bu meselelerin hallolunması meselesi var. Ben sadece işaret etmekle yetineyim. Yani burada bu materyalizm idealizm kavgasını tek bir kavram bitirebilir. Onu söylemeye çalışayım. Eksik olan odur orada. Diyalektiğe gireyim. Cemil Meriç'in yine ifadesiyle merhumun, çağdaş batının koyun postuna bürünen kurt kelimelerinden biridir diyalektik diyor. Ama diyalektik bir araştırma yöntemidir. Yani hatta şöyle bir şey var, ilginç bir ifadesi. Bence diyor, diyalektiği zedeleyen handikap kuyruk sokumuna iliştirilen materyalist sıfatıdır diyor. Yani ki Ali Şeriati'nin de Marksizm isimli kitabında aynı şeyi söyler. Yani Marx'ın diyalektik materyalizm değil, diyalektikle ilgili materyalizmi iliştirmediğini söyler. Bunu determinizm kavramına daha çok gider. Ama bir anlamda diyalektik değişene çevrilen bakış tezatların ilmi olarak geçer. Yani diyalektik dediğimiz, anlamamız gereken şey çok basitçe hareket ve hareketin ilmi. Yani diyalektiğin çözdüğü şey bir anlamda sürekli bir hareketin var olduğu ve bu hareket devamlı ve sürekli. İşte bizim bunu incelememiz gerekiyor. En detaylarına kadar, kökenine kadar. Diyalektik aslında bu anlamda bir araştırma yöntemi, bilimsel bir metot. Ama siz bunu diyalektik materyalizm altında ya da başka altında ideolojileştirdiğiniz zaman iş bilimsellikten çıkıyor, dini bir kisveye bürünüyor. O zaman işte zaten hani Marksizm, işte İslam, yani Müslümanların Marksizme karşı olması ya da Marksistlerin İslam'la vesaireyle bir karşıtlığı işte buradan sonra başlıyor. Halbuki bilimsel metot olarak bence Aristo mantığından, Aristoteles'in mantığından çok daha belki de etkili bir metot. Çünkü Kur'an'da da bazı ifadeler, dağların sabit olduğunu düşünürsünüz ama onlar da bulutlar gibi geçer giderler diyor mesela. Yani bizim hareketsiz sandığımız şeylerin bile devamlı sürekli bir hareket olduğunu söylüyor. Bu anlamda belki diyalektik metodun sıkıntısı şurada. Diyalektik metodu her şeye uygulamalı. Yani sabitelerini kalmaması. Yani burada sabit unsurların alanını, yani hani belli bir alanı, burası sabit unsurlarımız, burası ana unsurlarımız, bunlar değişmezlerimiz. Ama bir de değişen unsurlar var, hareketli unsurlar var.
değişen unsurlar var olarak diyalekti oraya uygulasalar belki biraz daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum. Eski Yunan dilinde diyalektik şey anlamına geliyor. Dialogo sözcüğünden türemiş bir kelime. Diyalog da var biliyorsunuz. Konuşmak, tartışmak anlamına geliyor. Diyalektik. Tarihin diyalektik olarak şeyi de tarih biliyorsunuz toplumun hareketi anlamında bir anlamda. Tarihe de diyalektik yöntemle baktığında toplumun hareketini inceleme. İşte materyalizm dediği kısmı ise şey, toplumun hareketini incelerken onların üretim biçimlerine bakarak onları inceleme. Eskiden işte avcılık yapıyorlardı. Ona göre mülkiyet biçimi böyleydi. Ona göre falan şu şekillerde bir düşünce biçimi çıktı vesaire gibi diye düşünebiliriz. Ya da mülkiyet ona göre şekillendi. İşte o yüzden ortak mülkiyet vardı avcılık döneminde. Daha sonra işte bu ilkel komünel toplumda. Daha sonra üretim biçimi değişti. Tarıma geçildi mesela. Daha farklı bir şey oluştu. Mesela aslında bunu şeyde de çok basit bir örnek verecek olursak aslında şurada da görebiliriz. Mesela eskiden tarım toplumunda hani üretim aracının senin yani en önemli üretim aracı topraktır bu arada. Hoş bugün işte fabrikalarda, internet falan onlar da üretim aracına girer herhalde. Ama mesela eskiden toprakla uğraşıyordu insanlar. Toprakla uğraşırken ne yapıyordu? Adam tohumu ekiyordu, biraz suluyordu falan ama geri kalan bütün unsurlar tabiat unsurları diyebileceğimiz. Güneşin işte, rüzgarın falan unsurları, sel olmaması lazım, yağmurun yağması lazım falan. Tamamen tabiat unsurları. Mesela buradan bir materyalist şunu diyebilir. İşte o zamanlar Tanrı'ya çok ihtiyaçları vardı insanların. Çünkü işte bütün unsurları Tanrı oluşturuyordu. Çünkü Tanrı'ya teslim olmak zorunda kaldı. O yüzden Tanrı düşüncesi oluştu. Ama daha sonra makine geldi. Artık makinede insan tamamen hakim duruma geldi. O yüzden artık Tanrı'ya da gerek yok falan diye de düşünülebilir yani. Hani bu insanın etkilemesi açısından gerçekten de bugünkü insan böyle değil midir birazcık? Yani artık bizim bu ana unsurlara mesela aya artık ihtiyacımız yok gecemizi aydınlatması için. Gece lambalarımız var. Yani eskiden mesela aya ihtiyacımız bizim doğayla olan ve doğasıyla Allah'la olan ilişkimizi de şey yapıyordu. Ama şimdi ne diyorsun? Her şeye hakimim gibi. Mesela makine şimdi çalışıyor. Makinenin üretimi neye bağlı? Ben şuna bir tuşla basarım, kapatırım, bir tuşa basarım, açarım diyorsun. Sen artık nesin? Sanki kendini bir hükmediyormuş. Yani senin sayende her şey oluyormuş gibi bir hisse kapılma şeyin olabiliyor. Ama eskiden böyle değil. Yağmuru yağmura hükmün geçmiyor. İşte yağmur duasına çıkıyorsun falan böyle. İşte dua ediyorsun ama şimdi aman makine bana üretim ver falan diye bir şey. Tabii elimizden alınana kadar. Şimdi yeryüzünden bir anda su çekilse, bir anda elektrik elimizden alınsa yani su çekilse bir anda yeryüzünden ki bütün sistemler suya bağlı. Kim verecek bize suyu aslında? Ama modern teknoloji insanın bunları görmesini engelleyebiliyor bu unsurları. Eskiden toprakta çalışırken bunlar engellenmiyordu. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi diyalektik ben şuradan alacağım. Unutmayın bu arada tabir ediyoruz. O yüzden daha demin de Nur'a girdim vesaire. Burada Marksizmin eleştirisi ya da kritiği değil bir tabirdir bu. Bunu tekrardan işaret edeyim. O yüzden devam edelim. Şimdi diyalog konuşmak demek, tartışmak demek. Diyalektik yöntemin bence kısır kalan boyutu şu. Şimdi tezatlar var, çelişkiler var diyor. Şimdi bu çelişkiler aslında doğada iki unsur. Mesela zıtlar iki tane unsur vardır. Bir ezdat vardır, bir ezvac vardır. Yani birbirini tamamlayan zıtlar vardır. Bir de bir olunca diğeri olmayan zıtlar vardır. Mesela gece gelince gündüz gider. Gündüz gelince gece gider. Bunlar bir olunca diğeri olmayan tarzında zıt. Ama mesela kadın ve erkek. Bunlar birbirini tamamlayan zıtlardır. Mesela sağ ayakkabımı üstün, sol ayakkabımı üstün. Diyemezsin. Bunlar birbirini tamamlıyor. Yani biri olunca diğerinin olmamasına gerek yok. Bunlar yan yana oldukları zaman birlik sağlayan, bütünlük sağlayan zıtlıklar. Bence diyalektik yöntemi ya da Marksizmin kaçırdığı ana şey diyalektikteki çiftlik. Yani ikili bir diyalektik sistemdeyiz şu anda biz. Yani tek bir diyalektik sistem yok. Yani sadece zıtların çatışması olarak alabileceğimiz, yani birisi olunca mesela burjuvazi ve proletarya diyorsun. İşçiler ve patronlar sınıfı diyorsun. Bunlar birbirine tamamen karşıt. Yan yana durması imkansız. Birisi birisini yok edecek. Yani ya burjuvazinin kendini sömürmesine izin vereceksin ya da proleter olarak kalkacaksın ve burjuvaziyi ortadan kaldıracaksın. Bunlar bir anlamda geceyle gündüz gibi. Ki eski bu birazcık da iyilik kötülük tanrısını satıyor bana. Eskiden işte şey inanılırmış. Eski Mısır'da gecenin gelmesinin ay tanrısının güneş tanrısını yenmesi sonucunda gece gelir.
Daha sonra şey güneş tanrısı ay tanrısını yenince bu sefer gündüz gelir. Yani sürekli olarak bir savaş, bir tezat durumu, çatışma durumu halinde. Evet, böyle bir kısım var. Yani çatışmanın olduğu bir kısım var. Ama sadece böyle bir kısım yok. Aynı zamanda birbirine yan yana durunca birbirini tamamlayan, güzelleştiren, işte kadın erkek meselesi, yeni bir hayatı ortaya çıkaran bir birlik, bir bütünlük. Mesela renklerde de bunu görebiliriz. Kontrast renkler örneği mesela var. Kontrast renkler ne yaparlar? Yani birbirle karşıt gibi gözüken renkler eğer yan yana dururlarsa resmi canlandırırlar. O yüzden resmin içinde bir kontrast renk kattığın zaman resmin bütünlüğünde bir canlılık katmış olursun. Ama tam tersi bir durum olduğunda, iki kontrast renk birbirinin içine karıştığında, yani bir kontrast olan renk başka birinin içine karıştığında bu sefer diğerini donuklaştırır, canlılığını alır. Mesela ben buradan aklıma şey geldi, Osmanlı'nın sistemi biraz böyle. Millet sistemi aslında zıt gibi gözüken renklerin bir araya getirilmesi meselesi. Yani burada Müslümanlar bir topluluk, bir toplum. Ondan sonra Hristiyanlar bir millet, Yahudiler bir millet. Bunlar zıt gibi gözüken, yani birbirine karşıt gibi gözüken unsurlar var ama yan yana gelince bir mozaik haline geliyor. Ama bugünkü mesela ulus devlet ne yapıyor? İşte o yüzden başlangıçta onu şey yaptım. Mesela bütün bu unsurları birbirinin içinde eritiyor. Zıtlıkları. Yani yan yana hep işte mesele hep şeye geliyor. Kimin kime nereyi göstereceği meselesi. Yani sen ben buradayım. Sen de şurada olacaksın. Senin yerin şurası. Senin yerin şurası dediğinde o mozaik tamamlanıyor. Ama bu mozaiği yapan için, yapabilmesi için yani yönlendiren ana toplum olabilmek için yani toplumun anası olmak için işte bu yönlendirmeyi yapar. Çünkü çocukları anneleri, anaokulu diyoruz mesela, anneler yetiştirir diyoruz. İşte o toplumun yetiştirebilmesi için yani annelerin ilk öğretmenidir çocukların. Nerede oturacaksın, nereye yapacaksın? Onun işte bu yürek toplumu, kalp toplumu olması. Yani şeyin o nur olan, lehvi mahfuzda saklı nur olan, nurun indiği toplumun ya da toplum demeyelim de fertlerin çevrede, ferdin hakikati diyoruz. O ferdin çevresinde kümeleşmiş toplumun diğer toplumlara, başka sözlerin çevresindeki toplaşmış topluluklara yer gösterilmesiyle ancak bir düzen oluşur. Yoksa bunların kendi özlerini bulamadıklarından dolayı ne yaparlarsa yapsınlar bunların gösterdiği toplum iç içe geçmiş, bütün unsurların birbirine karıştığı donuk bir resim haline gelir. Mesele bugün budur aslında. Şimdi diyalektiğe tekrar geri geleceğim. Ya bizim aslında burada diyalektikte konuşmayı ben çifte diyalektik olarak aldım. Yani ikili bir diyalektik var. Tekli diyalektik yok. İkili bir diyalektik var. Aslında bunu diyalektiği konuşma manasından geçersek bütün mesele ne zaman başlıyor mesela? Kalubela dediğimiz zamanda. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani mesela tasavvufta bütün başlangıç oraya gönderilir. İlk başlangıç odur. Orada bir soruyla, bir diyalogla başlar farkındaysak. Bir diyalektik vardır orada. Ne dedi oradaki diyalektik? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Oradaki bütün ruhlar evet Rabbimizsin diye tasdik eder ve bir diyalog oluşur. Bu bir diyalektiktir. Ama dünyanın yaratılmasından sonra bir başka diyalog daha geçmiştir. Yani keşke şu olsaydı. İnsanda bir başka diyalektik daha, yani diyalog diye düşünelim. Konuşma olarak, tartışma olarak düşünelim. Bir başka unsur daha araya girmiştir. Bu unsur hangisidir? İkinci bir, şimdi insan burada duruyor. Konuşmayı bekliyor. Yani bir, işte burada Geist diyebiliriz. Geist'in onunla konuşmasını bekliyor. Hitap etmesini bekliyor ki o da karşılıklı etkileşime girsin. Çünkü buradaki mesele şey, o ona cevap verecek, o ona geri cevap verecek. O ona bir şey söyleyecek, o ona bir şey söyleyecek. Yani mesela bizden dua gidecek, Allah icabet edecek. Allah bizden bize emir gideceğiz, biz ona icabet edeceğiz, yapmaya çalışacağız. Yani karşılıklı bir etkileşim var. Yani burada tek taraflı etkileşim de değil. Yani hatta İbn Arabi Hazretleri bunu ikiye ayırır. Teshir sırrıdır bu bir anlamda. Yani mesela patron ya da işte bir hükümdar şeyine, tebaasına hükmeder, teshir eder. O ne yaparsa o hükümdar onu yapmak zorundadır. Ama bu teshiri bir iradeydi zannedersem. Yani irade yoluyla teshir. Bir de şey vardır, hal yoluyla teshir vardır. Yani hükümdarın üzerinde de halkın hükümdarın üzerinde etkisi vardır. Çünkü hükümdar hükümdar yapan halktır. Evet, belki hükümdar onların üzerinde sanki tek işte yapıcı güç gibi gözükse de onları korumakla yükümlü işte vesaire savunacak, onların işte belli ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Çünkü hükümdar hükümdarı yapan o.
Bu anlamda da onda ona tesir eder. Yani karşılıklıdır bu. Ki bunu Allah'la da insan arasında da aynı şekilde vardır. Yani kulun duası Allah'ı, Allah'ın bir iradesi de kulu etkiler. Yani istediği emri de kulu etkiler. Şimdi bu bir diyalog. İnsan tam ortasında bakın bu diyaloğun. Ve insan burada potansiyel bir varlık. Ya bu diyaloğa cevap verecek ya da vermeyecek. Bir ve sıfır bir anlamda. Yani insan aslında her bir eylemiyle şunu yapıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna bir cevaptır insanın her bir eylemi. Bir ve sıfır. Evet birdir, hayır sıfırdır. Yani bütün hani tarihin diyalektik olarak gözükmesi aslında Geist ile konuşmadır bir anlamda. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sözü ki ilk emirde de ikra bismi rabbikellezi işte halak işte orada da Rabbinin ismiyle ilk isim verilen yine Rab ismi geçiyor orada da bu da ayrıdır. Yani biz devamlı şunu söylüyoruz. Rabbiniz değil miyim diye öyle miyim değil miyim? Her eylemimiz bunu aslında şey yapıyor ki ışığın çalışma prensibi de budur yani. Sürekli bir ve sıfır. Bilgisayarların da zannedersem şu anda çalışma prensibi öyle. Yani bugün mesela şu ışık şu ışığın tarihi nedir? Mesela 5 dakikadır yanıyor olarak gözüküyor. Mesela bu ışığın tarihine bakalım. Şimdi bu ışığı diyalektik yöntemle çözümleyelim. Bu ışığın tarihi 5 dakika önce başladı diyelim. Şimdi 5 dakika önce yaktınız bu ışığı. 5 dakikadır yanıyor diyelim. Bu ışık 5 dakikadır sürekli açma ve kapanma olarak devam ediyor. Ama biz bunu algılayamıyoruz. Sürekli yanık olarak görüyoruz. Bir açıyor bir kapanıyor. O kadar hızlı açma kapamalar var ki bu sürekli yanık olarak gözüküyor. Ama bunun aslında ana unsuru birler. Ana unsuru ne? Sizin orada gidip ilk önce ışığı açmış olmanız. Evet hala kapanıyor ama genel itibariyle açık olarak gözüküyor. Ama yani yokluk varlığa tabi bir anlamda. Yani sen orada açtığın andan itibaren evet bunun içinde yokluklar var ama varlığını da devam ettiren o ilk açtığın hali. Yani o bir deme. İşte Kalu Bela'daki gibi. İki yaratılış sırrı bir anlamda. Şimdi bir bu var. İnsan burada duruyor ama bir unsur daha, bir karşı diyalektik daha attırıyor. İşte o yüzden ikili diyalektik var diyorum. Tekli diyalektik değil. Bir de anti-geist diyebileceğimiz bir unsur daha ekleniyor. Anti-geist. Şimdi geist'te konuşma ya da ruh olarak şey yaparsak, geist'te ruh olarak dersek ki ruh Kur'an'lık ilimdeki anlatımı itibariyle vahiy anlamını da taşır. O yüzden Lehv-i Mahfuz'dan gelen ruhun taşınmasıyla ki ruhun bir adı da Cebrail'dir. Cebrail'de de ruh denir. Ve vahiy anlamı da taşır. Çok anlamlı bir kelimedir ruh. Anlamlarından bazıları budur. Bilgiyi getiren, ondan sonra ışık unsuru var vesaire. Bunların yani bir anlamda vahiy anlamını da kullanabiliriz. Şimdi bir bilgi geliyor bir yerden bir konuşma. Sonuçta vahiy Allah'ın insanla konuşmasıdır. İnsana hitabet etmesidir. Bunu da elçileri yoluyla yapar. Çünkü Allah insanla yüz yüze konuşmaz. Ya bir perde arkasından, ya bir ilham yoluyla, ya işte elçiler göndererek vesaire. Ama direkt olarak yüz yüze konuşmaz. İnsanın kaldıramayacağından dolayı. Şimdi antigeist nedir bu anlamda? Eğer geist'i vahiy anlamında aldığımız zaman antigeist ya da Allah'ın konuşması olarak anlıyor. Demek ki insan unsuruna başka bir konuşma daha ekleniyor başka bir yerde. Şeytan unsuru, vesvese unsuru. Yani insanın ana şeyi, bu eba farkındaysak ikisi de dışsal. Aslında biri içinde var. Ama diğeri dışsal. Diğeri dışsal. Yani hem iç hem dış. İkisi bir arada. Yani hani burada hani Marx diyalektik tezat hep içten hareket olarak görüyor. İç tezat. İçteki bir tezat olarak görüyor. Halbuki insan içinde tezat falan yok. İnsandaki sadece olan şey potansiyellik var. Yani insan yaratılışı itibariyle aktüelite ve potansiyel olarak arasında gidip geliyor. İnsan ya potansiyelindeki insanlığı her bir eylemiyle geçecek ya da geçmeyecek. Ve bu iki tane şey unsur, işte antigeist dediğimiz şey insanın hareketsizleştirmeye çalışan unsur. Antigeist diyoruz o yüzden. Yani şimdi Allah şunu yap diyor mesela, o hayır böyle yapacaksın diyor. Ay bunu yap diyor oradan Geist. Konuşma böyle devam edelim de diyor. Bu konuşmaya bu şekilde. Sen icabet et ben biraz daha konuşacağım seninle. Bu kendi konuşmayı kapatıyor. Diğerinin sözünü dinlemeye başlıyor. Yani vesveseye kulağını kapatıyor. Ve nitekim o vesveseyle hareket etmeye başlıyor. Şeytan onun uydusunu odur. Ve devamlı o ikisi konuşuyor. Ve çok ilginçtir mesela. Normal düz yolda ilerleyenlere şeytan bulaşmaz. Bulaşamaz. Yani onun konuşması dümdüz yolda ilerleyenlere bulaşamaz. Yani onlar direkt tarihin işte yapıcıları anlamında ilk peygamber
İlk insan, ilk peygamberdi ve tarihin yapıcıları, hareket ettiricileri anlamında ne dedik? Birdir hareket ettiren. Yani tarihin hareket ettirici unsuru ışıktır. Işığı da alan unsur, yani ışığı yansıtan unsur, ışığı elinde tutan, yani bizler arkasından değil mi bir yerde mesela kapkanlık bir ormandaysak ne yaparız? Kimin elinde ışık varsa onun yolundan gideriz. Yani çünkü o bize yolu gösterir. İşte bu anlamda ışığı tutan, kalplerine o ışık ki Kur'an'da şey der, vahyin kalbine indiğini söyler peygamberin. Kalbine indiğini söyler. Yani niş mahalli kalptir. Ama böyle bir olay vardı. İşte Batı'nın anlayamadığı şey bu. Mesela bir uçak pisti gibi düşünelim kalbi. Işık buraya inecek. Şimdi uçak pistinde ne olması lazım uçağın inebilmesi için bir uçak pistine? Hayır. Yani evet ışık unsuru orada da var da bir de ışığın inmesi için tertemiz olması lazım. Mesela pistte taşlar, kayalar olursa uçak inemez oraya. İşte bu pistte inmesi için bu uçağın ya da vahiy anlamında kullanıyorum. Bu uçağın pistin temizlenmesi lazım. İşte burada ahlak dediğimiz unsur, ahlak dediğimiz şey o kalbin temizlenmesi, belli arzularından arındırılması ya da büyük cihat dediğimiz şey aslında bir anlamda o inişe hazırlamaktır. Uçağın inişi için hazırlamaktır. İşte bunun da tarihteki öncüleri ahlaken en üstün olan insanlardır, peygamberlerdir. Yani burada ahlakı da bu şekilde koyduktan sonra yani tarihin hareket ettirici unsuru ışıktır. Mesela ışığın şöyle bir unsuru var. Mesela şurada zifiri karanlık kaldığımızı düşünelim. Mesela bu mekana ilk defa geliyoruz. Hiç bilmiyoruz buraları. Ve diyelim ki ya da şöyle demeyelim. Trafiğin ortasındasınız. Tam trafiğin tam ortasında hayal edin kendinizi. Trafiğin ortasındasınız. Her taraftan arabalar geçiyor. Vızır vızır. Pat! Yeryüzünün ışıkları kesiliyor. Kapkaranlık bir anda. Zifiri karanlık. Sadece araba seslerini duyuyorsunuz. Kapkaranlık olduğu anda o andaki ilk eyleminiz nedir? Eylemsizliktir. Dona kalmaktır. Kesinlikle hareket edemezsiniz. Çünkü nereye adım atacağınızı bilemiyorsunuz. Yani ki burada işitmeyi de alsak elinizden tamamen kapkaranlık olur. Mekan daraldı. Işık geldiği anda yürümeye, hareket edebilmeye başlarsınız. Yani ışık geldiği anda ki mekanı mesela burayı hiç bilmeseniz burasının hiçbir şeyini çizemezsiniz. Yani kapkaranlıkta burada durduğunuzda bu odanın hiçbir şeyini çizemezsiniz. Yani burada oturuyorsunuz, dokunma da yok. Ondan sonra hiçbir şeyini çizemezsiniz. Işık geldiği anda mekan açılmaya başlıyor. Yani mekanın ve zamanın kurucu unsuru ışık. Işık geldiği zaman mekan ve zaman önünüzde açılmaya başlıyor. Ki bu ana merkez kalptir işte. Açılan şey kalptir. Yani ışıkla dönüşen, açılan, bir çiçeğin tohumundan açılan, dışarı çıkan şey kalbin içindeki o ışık dediğimiz vahiy unsuruyla kendini dönüştüren insan meselesi. Buna geliyoruz. Yani kısacası mesele saf sözü bulabilmek. Yani burada saf söz diyebileceğimiz, kelam diyebileceğimiz onunla buluşmak ve onunla dönüşmek. Mesela burada şey var. Diyalektikte der ki toplumun hareket ettiren ana unsur bu tezattır der mesela. Yani bu iç tezattan dolayı işte bunu burjuva ile proleterlerin şeyleri, zıtlığı falan işte tez antitezden sentez çıkar meseleleri. Bu tezattır. Hayır öyle bir şey yoktur. Bu tezattan dolayı toplum hareket etmez. Toplumu hareket ettiren bu böyle bir tezattan haberi olmasıdır. Şuurudur yani. Bakın yine ışık unsuruna geri döndük. Şuur yani burada şuur derken kalpten bahsediyoruz. Kalbin o konuda bilmesidir. Kalp bildiği anda mesela Firavun toplumunu ele alalım. Firavun toplumunda da ciddi anlamda tezatlar vardı toplumun içinde. Toplumunu bir kere bölmüştü. Bilmem kaç parçaya bölmüştü ve İsrailoğullarını orada bir kesimini özel olarak ayırmış ve zulmediyordu. Ama toplumuna sorsanız onu tanrı olarak biliyorlardı ve toplumun içindeki bu sömürüden birçok kişi habersizdi, anlamıyordu. Mesela hatta Kur'an'da çok ilginç bir ifade var. Firavun toplumunu ahmaklaştırdı der. Yani burada ilk yapılacak şeyin de burada tezatı görmeleri mesele. İlk önce yani şuur, bilinç meselesi. Yani şuurun açılması yine ışık unsuruna döndü. Yani diye burada bir şey yapayım, durayım bir yorumlarınız, sorularınız varsa oradan devam edelim inşallah. Bakayım, saat 4 olmuş. Ben de birazdan tamamlayayım o zaman. Evet. Varlıkta bakıdan aydınlatan bu şuurdur. Ve o da nurların nurundan yükselmeye memurdur. Bir daha tam, bir daha söyleyebilir misin Fatih? Sözü lafzen hatırlamıyorum. Tamam. Doğru ben de. Şey,
Bir daha söyle. Hani, varlık tabakalarını aydınlatan nur şuurdur. Ve şeye ben hani insanı çekiyor oradan direkt işte tarihe diyalekti uyguluyor. Burada da sınıf çatışmasını merkeze alıyor. Ve işte ekonomik ilişkileri toplumda, hatta dilin ortaya çıkışına bile ona bağlayacak bir determinizm içinde veriyor. İnsan merkezli değil. Bizde de şey var. Hani sebepte de sonuçta da ruhun nefsle mücadelesi, kalp hakikati. Hani o da insani hakikate ve ferdin hakikatine. Ferdin hakikatine bağlanıyor. İşte o yüzden zaten girişte Yalçın Koç Hoca ile başlamamın temel sebebi buydu yani. Yani bunu anlamadan ve bunun kaynağına inmeden bunun kaynağı işte İsrailoğullarına, İsrailiyata kadar sürebiliriz. Yani Platon'un Musa'dan, onun kelamından etkilenmesine kadar sonra. Bu kaynağı bilmeden bütün bu şeyi Marx'ı da tam olarak yerine oturtamayabiliyoruz. Çünkü Marx aynı şeyi yapıyor. Yine o da ferdin hakikatini es geçiyor. Hatta bir anlamda aslında yaptıkları şu oluyor. Kendisini ferdin hakikati olarak öne sürüyor. Yani çünkü şeyi de şuur, yani onur, yani Marksizm'de baktığımız zaman onur Marx'ın kendisi olmuş oluyor. Çünkü proleterlerin proleter olduğu bilincini anlatan Marx Engels'in yazıları olmuş oluyor. Bir anlamda yani yine burada kelamın yerini geçme meselesi. Yani eskiden o yüzden kilise devam ediyor diyoruz. Tamam, kilise kelamın üzerinde hipotek kurmuştu. Tek yorum benim. Tek doğru yorum benim. Tek bilen benim. Budur deyip kelamı normalde sonsuza açılan bir kelamı, yani içinde sonsuzluk olan bir kelamı getirip katılaştırdı. Kilise bittikten sonra ise bunu filozofları ya da sistemleri, ideolojiler vesairelerle aynı, yani kelamı taklit ediyorlar. Bu anlamda Batı medeniyeti gölge bir medeniyet olmaktan, gölge insanlar, gölge toplum olmaktan ileri geçemiyor. Çünkü aslında değil, gölgesine başvuruyorlar. Ya da suyunun suyuna başvuruyorlar. O yüzden de bir türlü o özüne inemediklerinden dolayı burada kaybedilen aslında insan olmuş oluyor. İnsanın hakikati. İnsan gidiyor ki gerçekten de bunu hani Marksistler hep derler, uygulamada bakmak lazım. Uygulama esas, pratik. Pratiğine de baktığımızda bunu Sovyet tecrübesinde olsun özellikle bunu açıkça ve netçe görebiliyoruz yani. İnsanın ne hale düştüğünü. Çünkü dediğimiz gibi, ama bu sadece Marksizmle ilgili bir mesele değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu hangi sistem gelirse gelsin, bu hakikat, yani bunu, yani ferdin hakikatine anlayamadıkları, buradan başlatmadıkları sürece, yani ilk önce ferdi kurmadıktan, yani kurmak derken ferdi anlamadıktan sonra bu hakikatin nerede olduğunu, ferdin hakikatin ne olduğunu cevap vermeden ne hukuk sistemi ne siyaset sistemi hiçbir şey kuramayız. Ve bugünkü tartışmalar da aslında bu yüzden, yok laiklik tartışmaları, yok bilmem ne tartışmaları, bir türlü işin aslına inmeyen tartışmalar. Yok işte falanca parti şöyle yapmıştı, filanca şöyle yaptı. İşte 1920'lerde siz BAD'a bunu yaptınız, siz şunu yaptınız falan. Yani işin özüne bir türlü indirtilmiyor. İndirtme çabaları da her zaman bu tip işte tartışma programlarında falan geçirilip gidiyor. Aslında işin özü ben gördüğüm kadarıyla buralarda. Bakayım, neyse toparlayayım ve bitireyim. Bu kadarlıkla yetineyim şimdi. Turan da inşallah buradan devam ettirsin. Ama birkaç tane daha sanki bir şeyler var, onları da söyleyeyim de. Yani burada şimdi diyalektik var, yani konuşma anlamında çifte diyalektik var, ama insandaki olan şey de potansiyelin aktüelize olması. Yani şimdi mesela burada çelişmezlik ilkesine karşı, yani diyalektik mantıkın bazı ilkeleri var. Bunlardan bir tanesi klasik mantığın çelişmezlik ilkesine karşıdırlar. Yani çelişkinin var olduğunu söylerler. Ama baktığınız zaman aslında klasik, yani metafiziğin duranlığı övdüğünü söylerler. Aslında burada duranlık falan meselesinden ziyade şöyle bir şey var. İnsan her an, şimdi bir potansiyeli var. Şöyle, şöyle arasında insan. Şurası sıfır, şurası yüz. Yani ahseni takvimden esfele safilin arasında bir yerlerde. Yani en güzel kıvamda yaratılıyor, burası yüz. Esfele safiline düşüyor, burası sıfır. Bunun ikisinde bir yerde insan sürekli olarak devamlı içindeki o ahseni takvim olan potansiyeli çıkartmaya çalışıyor. Ve her seferinde adam mesela bir cömertlik yapıyor. 80'de kalıyor mesela. Ben tabii nicelik olarak şey yapıyorum ama kalan 20 potansiyel var, 80 aktüelize olmuş var.
İkisi bir arada gibi gözüküyor ama tek hal var. Yani bir çatışma, bir şey yok. Yani ikisinin bir arada olma meselesi orada, orada zaten tek hal var. 80'lik hal. Ama beraber bulunma meselesi bir 20'lik bir potansiyel daha var. Gidilecek bir yol var. 80'lik de bir aktüelize olmuş var. Zaten potansiyel tükendiği anda hareket de bitmiş oluyor. Yani potansiyel tükendiği anda hareket de bitmiş oluyor bir anlamda. Bunu da ortaya koymak lazım. Tabii burada tekrardan şey yapıyoruz. Yani aslında soru şuraya dönüyor. Hareket sağlayan şey nedir? Yani ve hareket nedir? Bizim burada anlattığımız şekilde hareket potansiyelden aktüele geçme durumudur. Aktüele geçmedir. Hareket budur. Bu anlamda ve hareketi sağlayan da işte herhalde Marksizmin hareketi kendi içinde sağlaması meselesinin şeyi dıştan bir harekete gereksinim duymaması. İşte Allah'ın inayeti, lütfunu falan ortadan çıkarmak ya da mucizeleri çıkarmak yolunda düşünülebilir. Aslında şöyle bir şey var. Hareketin aslında işte Batı'nın hep iç dış mı, iç mi dış mı, nesnel öznel arasındaki şeyi buradan, bu diyalekti yani Geist'in konuşmasına katılamamasından kaynaklanıyor. Ana sıkıntı bu. Yani Geist'in iletişimi konuşmasına bir türlü katılamadığından. Çünkü aslında ikisi de doğru. Hareket hem iç hem dışla beraber bütünleşince oluyor. Dıştan vahiy geliyor, sen içinden gönüllü bir şekilde ona icabet ediyorsun. Yani içindeki bir şey olmasa, yani içte işte o cüz-i irade diyoruz. O olmasa olmaz. Yani sadece dış yok. Bu ikisinin arasında devamlı gidip geliyorlar. Aslında bir bütünlük var. Yani bir şey var, bunu göremiyorlar. Tabii bu muhabbete dayalıyor, sevgiye dayalıyor ve bunu bir türlü bulamıyorlar diye düşünüyorum. Hareketin kaynağı da yani bu anlamda buradaki cevap olmak gerekirse bence hareketi sağlayan şey de nurdur, ışıktır. Yani ışık hareketi sağlayan şeydir, nur diyebiliriz tabii ki bu anlamda. Hareketin kaynağı odur. Nurun kaynağını bulurlarsa hareketin kaynağını da bulacaklar inşallah. O yüzden onlara tavsiyem Einstein'ın yolundan gidip ışığı, nuru araştırmaya devam etmeleri. Onun kaynağını da zaten orada şeyinde hareketi neyin sağladığını da bulacaklardır diye düşünüyorum. Mesela burada şey de var. Yani bu diyalektik sadece insanlar için geçerli bir konuşma değil. Tüm varlıklar için bir konuşma ki insan bu diyalektiğe katıldığı zaman bütün varlıklarla bir oluyor. Şimdi mesela yine bir ayette yere ve göğe bir araya gelin dedik diyor. Mesela bir diyalektiğin başlangıcı. Onlar da cevap veriyorlar. Karşı cevap. Gönüllü olarak geliriz diyor. Ya Allah diyor ki onlara gönüllü veya gönülsüz. İsteyerek veya istemeyerek gelin. Onlar ne diyorlar? İsteyerek, gönüllü geldik diyorlar. Yani bu anlamda aslında eşyayı bir araya getiren sebeplerin, hani bu işte mekanik sebepler ve arka arkaya falan, esas ana sebebinde burada gönüllülük ve sevgi esas. Yani Kur'an'da ikra bismi rabbikellezi halak halakan insani min alak kelimesinde işte mesela bazı müfessirler, Elmalı Hoca falan, alakın sevgi olduğunu söyler. Yani kampıtıs diye genelde çevrilir ama insanın sevgiden yaratıldığını, alakadan, yani orada bir sevgi bağı kuruluyor. Yani yaratılışın esası oradaki işte bugün cazibe, çekim gücü, o sevginin iki varlık arasındaki şeyin buluşması. Aşk da diyebiliriz. Yani sevgi derken ilahi. Yani ilahi. Çünkü alemi Allah aşk anında yarattı diye. Öyle değil mi? Evet. Yani oradaki mesele bu. Ama bunu işte geometrik yollardan, işte hidrojenle oksijen atomlarını bir araya getiren şey şunlardır. Hayır. Bunların hepsini bir araya getiren sizin gördükleriniz zahiri sebeplerdir. Onların hepsi ilahi bir aşkla bir araya geliyorlar bir anlamda. Yani oradaki cazibe, onları çeken güç, Allah'ın yine bakın ışık faktörü var, yani nur faktörü var. Ki onlara sesleniyor, bir araya gelin. Bu vahiydir bir anlamda. Çünkü vahiyin sadece insanlar için değil, arılara da Allah'ın vahyettiğini biliyoruz. Diğer varlıklara da. Ki ışık faktörüdür bu diye tekrar söylüyorum. Nur faktörüdür. Bu nur faktörü sayesinde bir şekilde buna katılınıyor. Yani orada birleştiren şey, onları da bir arada tutan şey nur. Hareketi sağlayan şey nur. O halde şunu da ifade ettireyim. Kainatın hareketini sağlayan şey nur olduğuna göre nur çeken eylemler ve bunları yapanlar ancak kainatın hareketini sağlıyorlar şu anda. Bütün insanların yiyecekleri, içecekleri, giydiklerinin bir bakıma bütün sebebi, ana sebebi bu nuru çeken insanlardır. Yani yeryüzünde nuru çeken insanlardır. Öte yandan bu nur ne zaman gidecek ki? Bu nurun en başlangıcı, çekmenin ilk şartı tevhiddir. La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah demediyen kalmadığı anda da
kainata nur akışı duracak ve kainat içine çökecektir de diyebiliriz. Yani bugün kainatın devamını, hareketi sağlayan, toplumlarda da hareketi sağlayan bir anlamda bu nurdur. İşte peygamberin nuruna ne kadar yakınlaştığımızda, o nurdan ne kadar pay aldığımızda toplumun dinamizmi, hareketi de o denli artar. Tarihe yön verici güç olarak toplumunuz öne çıkar. Ve ki bugün mesela bir anlamda Batı toplumunun bir anlamda öne geçmesi de bu nurdan yararlanmasıdır. Bu nura uygun davranışlar sergilemesidir. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama biz ne zaman ki bu nur çevresinde, işte ferdin hakikati çevresinde kümelendiğimiz zaman aydınlık merkezde büyüdükçe karanlıklar ne yapar? Çemberin dışına doğru çıkar. Topluluk hakikati bir anlamda bu şekilde. Yani ne kadar merkezde toplumun anası dediğimiz, işte ümmet zaten anne kelimesinden gelmesi bu. Toplumun merkezindeki nur arttıkça, nur arttıkça, nurlar arttıkça ne yapar? Oradaki karanlıklar da köşelere çıkar. İşte yerleri gösterme meselesi budur. Yerleri gösterme zaten otomatik olarak işler böyle. Zaten o kendi yerini, ışık geldiği anda, nur geldiği anda çık 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 kendi yerine doğru gidecektir zaten. Ki nitekim o savaş meydanında da şeytanın yapması da bir anlamda budur. Onları gaza getirip müşrikleri görünce bir şeyle ama ben geri kaçıyorum deyip nuru görünce şeytan da böyle kaçar gider. Yani bu otomatik olarak işleyecektir. Aslında burada konuşulacak çok şeyler var ama ben çok da fazla uzatmayayım. Tabii şunu da söyleyeyim Turan ya. Bir 5 dakikada verdi. Orada şey de şu mesele de var. Şu sınıf meselesi. Dedim ya yine bakın bireyi, ferdi tanımamaktan dolayı kaynaklanan bir sıkıntı var. Ferdi ve toplumu oluşturan şey, yani sınıfı oluşturan şey ne? Burada bir anlamda sömürü. Yani işte üretim biçimleri ama bu üretim şeyinde işte toprağın birilerinin işte üretim araçlarının birinin mülkünü altına alıp diğerini mülksüzleştirmesi, dolayısıyla onları sömürmesinden iki sınıfa ayrılıyor. Yani sınıfı oluşturan şey farkındaysak burada sömürü ama aynı zamanda sınıf arasında bir kardeşlik tesis edilmeye çalışılıyor. Kardeşliğin esası ne olmuş oluyor bu durumda? Sömürüye dayalı bir kardeşlik olmuş oluyor. Yani kardeşliği sağlayan şey sömürülme oluyor. O zaman sömürü bittiğinde Marksizm'e sormak lazım. Hani sömürüsüz bir dünya geldiğinde kardeşliği neye göre tesis edeceksiniz? Bu bir. Kardeşliğin tesis etmek için fert gereklidir. Ve ferdin her birinde birlik gerekir. Kardeşlik bu fertteki birlikteki esasa dayanmalıdır. Biz buna iman diyoruz. Her ferdi bir yapan, birliğe bağlayan, bir kılan, bütünleyen, işte vahdet, tevhid vesaire bütün bunların içinde düşünelim bu kelimeleri. İmandır. O iman birliği kardeşliği sağlar. Çünkü imanımızı bağladığımız şey sonsuzdur, sınırsızdır. O yüzden bizim kardeşliğimiz de sonsuz ve sınırsız bir şeye bağlanmıştır. Ama kardeşliğini sonlu ve sınırlı bir sömürüye ya da bir mülkiyete bağladığın anda kardeşliğin de bu ortadan ana seni kardeş yapan dış unsur. Bakın yine dışa gittik. Batı'nın ana problemi. İçe dönemiyorlar çünkü içi yok. İşsiz bir ortam yani içi yok, içi boş. Ondan sonra dıştan şey yaptığınız zaman o gittiğinde, o unsur gittiğinde kardeşlik de biter. Bugün ki en büyük sıkıntı da işte bu işsizlikten faydalananların bir şekilde Marksizmi kullanmak istemeleridir. Marksizm belki şu anlarda önemlidir. Hani tezatlarda dedik ya, bir savaş durumu da var. Doğru. Bu mesela bizim literatürümüzde buna küçük cihat denir. Doğru, yani şeye karşı, zalime karşı savaşmak gereklidir ve yapılmalıdır. Ona baş kaldırılmalıdır, kıyam edilmelidir. Ama öteki yandan onların atladığı ana unsur büyük cihattır. Yani insanın kendisiyle, nefsiyle mücadelesi. Yani Marksizmin en büyük problemi ve başa çıkamayacağı şey bir anlamda evet insanları küçük cihada sokmak, yani yıkım işine sokuyorlar ama yapım aşamasında insanlara küçük cihat değil, büyük cihat yapmış fertler gereklidir. Yani nefsini tezkiye etmiş, nefsini arzularını kontrol edebilen fertler ancak bir topluluk yapabilirler. O yüzden kanımca burjuvazinin en önemli etkili silahı da önümüzdeki dönemlerde sırf bu yıkıcılığı yüzünden Marksistler olacaklardır. Ki bugün işte bakarsak bilmem benim neydi adı? Koçlardan birisi işte yok kapitalizm artık devrini kapattı falan söylemleri, işte gezicilere otellerini açmaları falan sol kesiminde bu şekilde değerlendirmesi gerekir. Burjuvazi onların sadece yıkıcılıklarını kullanıp o küçük cihat olayını kullanıp o yıkıcılığı özelliklerini kullanıp özü yapamadıklarından dolayı şekillendiremediğinden dolayı yıktıktan sonra yine burjuvazi kendi
sistemine göre, kendi çıkarına göre yeni bir sistem koyacaktır. Bu da en büyük tuzaktır. O yüzden belki işte Marksizmin bilimsel bir metot olarak faydası buradadır. Dinleştiği anda Marksizm bütün imkanlarını tüketir. Halbuki bilimsel metot olarak kalsa ve burada İslami bir metot olan nefis tezkiyesi, ruhun terbiyesi, nefsin terbiyesiyle buluştuğu anda bu zaten İslam'ın denenmiş bir metodudur. Gayet de iyi işlemektedir. Tarihte de bu görülmüştür, yapılmıştır bu anlamda. Bir anlamda Marksizm bilimsel metot olarak evet iyidir ama dine dönüştüğünde o bütün heyecanını, bütün dinamizmini, bütün potansiyelini kaybetmektedir. En büyük potansiyeli yani şeyi de eksikliği de mesela şu var. Hemen onu da söyleyeyim ki Turan. Mesela yine Lenin'de şey var. Yani sınıflar çatışma olacak. Daha sonra bir ara dönem var. Komünizmden önce bir ara dönem var. Neresi orası? Proletarya diktatörlüğü var. Peki soru şu. Göya bunların kanısına göre proletarya bir diktatörlük kuracak. Bütün gücü, kuvveti, kudreti elinde tutacak. Ondan sonra tıpış tıpış bu kudreti verecek. Bu işte insanı tanımamaktan kaynaklanıyor zannedersem. İnsan biz sabahleyin 5'te saati kurup da kalkmaya o uykunun bile şeyini üzerinden atamayan insan o kadar gücü ve kudreti eline almışken bunu hangi nefis terbiyesine dayalı olarak bu gücü verebilecek? Bu veremeyecektir. İmkansızdır. Ne olacaktır? Proletarya da kendi içinde yine güç savaşına girecektir. Çünkü Marksizmin esası buna dayanır. İktidarı ele geçirmedir. Amaç odur. İktidarı ele geçirdikten sonra peki ne olacak? İşte burada Mirza Beyoğlu'nun şey dedi. Silahlar sustuğunda söyleyecek neyi olacak? İnsan adına. Çünkü silahlar sustuğunda tamam şimdi kavga ediyoruz. Onu şey yaptık. İnsan yani onun vaadi var. İşte komünist toplumda herkes kendini geliştirecek, insan olacak ama insanı tanımlamıyorsun ki. İnsan tanımı ne tam olarak? Yani sen insanı üreten varlık olarak tanıttın ama komünist toplumda çok az çalışacak insan. İşte sanat eserleri üretecek ama neye göre üretecek? İnsanı tanımlamadan insanın ürettiği şeylere de bir anlam, bir şey bulmak elbette ki zordur. Burada da bu mantıkla devam edeceksek proletarya diktatörlüğünden sonra yapılacak şey tekrar ikili bir sistem olacak. Proleterler kendi işlerini ikiye ayırıp savaşmaya başlayacak. Hepsi de şeyi de şey olacak. Bir sınıfsız toplumu biz getireceğiz falan olacak. Yani oraya biz götüreceğiz falan. Siz yapamıyorsunuz olacak ve böyle bu şekilde sonsuza kadar bu devam edecek diye düşünüyorum. Ta ki saf sözle, kelamla tanışana kadar diyelim. Bu şekilde de bitirelim inşallah. Aslında burada Jacob Frank'in Marx üzerinde yani Kabala'nın etkisini de şey yapmamız lazım döneminde. İkinci bir, program şey, ikinci bir programda da onları olabilir. Onu zaten haftaya beraberiz, müsaitiz. Haftaya hem bunu devam ettirelim. İyi olur. Biraz daha çünkü açmamız gerekecek diye düşünüyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Evet, ben bir soru sormak istiyorum. Soru. Marx'la çok ilgilendim mecburen. Doktora tezi çalışmasında. Şimdi Marx'ın en önemli tezlerinden bir tanesi mutlak eşitlik. Bu mutlak eşitlik mümkün mü? Eğer mümkünse nerede olabilir? Yani hayatın her safhasında eşitlik mümkün mü? Veya işte örneğin sadece adalette olabilir mi? Ama şöyle bir şey var. Eşitlik derken neden kastınız? Yani şimdi geometrik bir eşitlikten mi bahsediyoruz, aritmatik bir eşitlikten mi bahsediyoruz? Marx hangi eşitlikten bahsediyordu? Yani burada şeyden mi bahsediyoruz? Herkesin aynı maaşı almasından mı bahsediyoruz ki öyle bir şey yok diye biliyorum ben. Çünkü herkese yani yine belli bir şeyler, uçurumlar olmayacak. Yani yine belli bir işte kimisi müdür olabilir, kimisi bir şey olabilir. Farklılıklar bu kadar uçurumlar olmayacak diye biliyorum. Ama böyle bir şey var, eşitlik meselesi var. Ama o da uzun bir mesele Vehbi abi. Çünkü o yüzden onları şey yapalım. Üstadım da bu konuda çok güzel kitabında Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık kitabında Çöpçü üzerinden verdiği bir örnek var. Sonuçta tamam herkes hakkını verelim diyorum. Çöpçüde bile kimisi diyor, kimisi yokuş yukarı temizleyecek, kimisi yokuş aşağı temizleyecek. Yani burada bile eşitsizlik yani kendi aynı işi yapmasına rağmen birisi daha az şey yapacak, diğerisi daha çok çalışmak zorunda kalacak. Yine tam olarak eşitliği sağlamak üzere çok güzel bir örnek. Aynı zamanda şey diyor bu arada, bu kitapta özel mülkiyet kaldırma meselesinde üstad şey diyor. Bunların yaptığı biraz şeye benziyor diyor. Hasta bir insanı iyileştirmek yerine öldürerek hastalığı yok etme meselesi diyor.
Yani şey gerçekten güzel. Özel mülkiyeti ortadan kaldırırım, kötülüğü şey yaparız. Al. Halbuki bak kötülük. Halbuki evet. Halbuki bu şekilde hastalığı tedavi yöntemlerine bakmak lazım. Onu ortadan kaldırmak bir şekilde hasta bir insanı öldürelim de hastalıktan kurtaralım demeye benzer diyor. İnşallah haftaya bu konuda şey Avusturya ekolünün de güzel sağlam eleştirileri var. Mesela hafta Ludwig von Mises'in olsun, Bawerk'in olsun, bu konuda böyle ciddi eleştirileri var. O eleştiriler üzerinden de bu eşitlik meselesini alalım Behbi abi inşallah. Artı bir de bu konuda Bediüzzaman'ın 22. Lema'da bir bu konuyu ifade eden birkaç belirttiği husus var. Yani der ki Bediüzzaman, mutlak müsavat, mutlak eşitlik mümkün değildir. Yani bu Marx sınıf farklılıklarını öne sürerek sınıflar arasında bir fark olmadığını, hatta bunun ücreti olsun, yaşam biçiminde olsun, bilimde, askerlik birçok konuda mutlak eşitliği öne sürmüş. Ama bunun imkansızlığından bahsediyor bir zaman. Örnekleriyle anlatıyor, askerlik örneğini veriyor. Hani gelecek toplantıda eşitlik meselesi üzerinden şey yapar. Konular evet. Biraz açılabilir tabii. Diye söylüyorum. Yani bir tek konuda piyasa, sermaye falan o konulara girebiliriz. Bir zaman ifadesidir bu da. Adalet konusunda, yargıda eşitlik. Yani zengin bir insanla fakir birisi, erkekle kadın her neyse yani eşitliğin, mutlak eşitliğin olacağı tek yer adalettir. Yani hırsızlık yaparsa, kırmızı ışıkta geçerse zengin veya fakir, asil veya soylu veya köle fark etmez. Kanunlar eşit uygulanabilir. Eşitlik sadece yargıda, adalette olabilir. Bunun haricinde insanlar eşit değildir. Zaten insanların eşit olmaması sayesinde biz Allah'ın güzel isimlerini tanıyoruz. Yani o zıtlıkları, farklılıklardan yola çıkarak Cenab-ı Allah'ı tanıma, idrak etme yönümüz artıyor. Eyvallah. Haftaya inşallah alalım. Haftaya benim zaten iki tane var. Bir tanesinde bunu alalım. Bir tanesinde de Avusturya ekolünün buna eleştirisini falan ele alırız. Çok teşekkür ederim.